Ekleyeceğiniz varsa bir kapanış cümlesi rica edeyim. İki cümleyle ben programa buyurun. Katkı sağlamak istiyorum izninizle. Estağfurullah, buyurun. Milletvekilleri ne yazık ki tabanın tepkisini, halkın sıkıntılarını Ankara'ya ve Sayın Erdoğan'a taşıma kapasitesine artık sahip değiller. Ve ne yazık ki Sayın Erdoğan etrafına kurmuş olduğu kozayla ve örgüyle gerçeklikten tamamen kopmuş ve yanlış bir ses, farklı bir ses, değişik bir yorum ve değerlendirme duymak istemiyor. Geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız, basına da yansıdı. Bürokratlarla ilgili şikayeti olan bir milletvekiline kafasında sandalyeyi kırın şeklinde bir ifade kullandığı söylendi Sayın Erdoğan'ın. Ben çok şaşırdım. Benim tanıdığım Erdoğan oturur, dinler, değerlendirir, anlamaya çalışır, çözüm üretmeye çalışır. Fakat sonradan konuştuğum arkadaşlarım da ne yazık ki bu olayı doğruladılar. Daha da vahimi sizin programınız vasıtasıyla açıklamış olayım. Buyurun. Sayın Erdoğan sadece kafasında sandalye kırın dememiş. Kafasını masaya vurun demiş ve milletvekillerini kifayetsizlikle suçlamış. Bu çok vahim bir fotoğraf aslında. Yani AKP çevresindeki fotoğrafı yansıtması açısından, Haleti Ruhiye yansıtması açısından son derece önemli. Milletvekilleri tabanın ve halkın tepkisini Ankara'ya taşıyamıyorlar. Ankara başta Sayın Erdoğan ve etrafındaki çevresindeki kişiler de gerçekleri duymak istemiyorlar ve büyük ölçüde gerçeklikten kopmuş durumdalar. Ama Muharrem Bey'in de ifade ettiği gibi sandıklar açılmaya başlandığında hem AKP hem toplum gerçekle yüzleşecek ve Türkiye 20 yıllık süreci bitirerek yepyeni ufuklara yelken açacaktır. AKP 2002 yılında yola çıkarken yeter karar milletindi diyerek milletten oy almıştı. Ben inanıyorum ki 20 yıllık ızdırabı yaşamış olan bu millet sandıklara gittiğinde yeter karar bizimdir, senin değildir diyerek gereğini yapacaktır. Teşekkür Peki. ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Çömez. Sayın Kaşıtoğlu buyurun. Ben de bir ilave yapmak istiyorum. Önemli olduğunu düşündüğüm için. Buyurun. Şimdi tabii ki ekonomik kriz son derece derinleşti. Mülteci problemi de hakikaten artık çok can yakıcı bir hale geldi. Hı hı. Baktığımızda, değerlendirdiğimizde de iktidar açısından en sıkıntılı, krizin en yoğun yaşandığı dönemler olarak bunu değerlendirebiliriz. Şimdi anketler vesaire sonuçları geliyor. Evet, AK Parti'nin ciddi bir düşüşü söz konusu. Cumhur İttifakı'nın ciddi bir düşüşü söz konusu ama bu muhalefet partilerini asla rehavete kapılmasına yol açmasın. Ben de uzun yıllar AK Parti siyaset yapan bir insan olarak söylemek istiyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın pek çok kozunu topuyla tüfeğiyle, amiyane tabirle söylüyorum, topuyla tüfeğiyle bu seçimlere asılacağını ve ivmeyi kendi lehine çevirmek için devletin tüm imkanlarını seferber edeceği gerçeğini göz ardı etmesinler. Yani bugün ne olabilir? İşte sıcak paranın piyasaya gelmesi, 3600 ek göstergesi, EYT sorununun çözülmesi, bunların hepsini ben net olarak söylüyorum, hepsi masaya gelecek ve iktidar bunları sonuçlandıracak. Oya tahvil etmek için. Yani Tayyip Bey de eli boş durmayacak. Tabii. Bugünkü anketlerden yola çıkarak strateji belirlememek asla gerekiyor. Çok daha agresif bir iktidarla karşı karşıya kalacaklarını, devletin az önce söylediğim gibi tüm gücünü ortaya koyacağını hesap etmeleri gerekiyor. Ona göre strateji belirlemeleri gerekiyor. Adayı da ez cümle olarak şunu söyleyeyim. Adayı da milletin sesine kulak vererek Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda da asla taviz vermemeleri gerekiyor. Peki Sayın Kaşıtoğlu, Sayın Çömez çok teşekkür ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni çok iyi tanıyan, çok iyi bilen iki isimden hem çarpıcı yorumlar hem çarpıcı iddialar ki sandalyeli kısım Sayın Çömez eminim ki bugün gün boyu konuşulacaktır bu mesele. O haliyle bile çok ilgi çekici. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde efendim Bülent Arınç'ın açıklamaları üzerinden başlayan tartışma. Daha çok konuşan var, daha çok eleştiren var. Disiplin süreçleri, istifalar hem Sayın Kaşıtoğlu hem Sayın Çömez Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yakın tanıyan isimlerdi. Bir diğer başlığımız haber masasına başlarken duyurduk. TÜSİAD'ın yeni başkanı Sayın Turan, düşük faiz ekonomiye yansımıyor. Refah kaybı gitti, bitti, uçtu gitti demeye getirdi. Dinleyelim. TÜSİAD'da yönetim kurulu üyelerimizle beraber şevkle çalışacağım. TÜSİAD'ın yeni başkanı Orhan Turhan, Dünya Gazetesi'nden Handan Sema Ceyhan'a konuştu. Turhan, ekonomi yönetiminin model arayışının olumsuz sonuçlandığını, doğru adımların atılmadığını söyledi. İşte
3 yıl boyunca TÜSİAD'a çok değerli katkılar sunan... Enflasyon gelişmiş ülkeler için akut bir sorun haline geldi. Ancak bu ekonomilerin enflasyon oranlarında görülen rekorlar Türkiye'ye göre çok daha düşük düzeylerde kalıyor. TÜSİAD Başkanı en adaletsiz vergi olarak adlandırılan, vatandaşı yoksullaştıran enflasyonla iktidarın yeterince mücadele etmediğini vurguladı. Enflasyonla yeterince mücadele edildiğini düşünmüyorum. Örneğin doğru para politikası uygulayamıyoruz ya da tarım, gıda gibi konularda gerekli yapısal adımları atamıyoruz. Olası global şoklara ekonomiyi hazırlayamıyoruz. TÜSİAD'ın yarım asırlık bu önemli... Merkez Bankası son 4 toplantıdır politika faizine dokunmuyor. Enflasyon %61 olsa da politika faizi %14'te bulunuyor. Bu politika Türkiye'yi dünyanın bir numaralı negatif reel faize sahip ülkesi noktasına getirdi. Bu da enflasyonun daha da yükselmesine neden oluyor. Faizi düşürdük doğru ama ucuz krediler var. Bu da yatırıma gidiyor tespiti tam doğru değil. Reel kesim bu düşük faizden faydalanamıyor. Özetle düşürdüğümüz faiz bugün itibariyle yatırım ve istihdam yaratmıyor. Ekonomiye sirayet etmiyor. TÜSİAD çatısı altında... Efendim bugün Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle başladı Demokrat Parti liderinin mesaisi. 24 Nisan'da Altılı Masa yeniden buluşacak. İlk ziyaret CHP liderini oldu. Devamında Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu saat 15 sularında Saadet Genel Merkezi'nde ziyaret edecek Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal. Yarın, ertesi gün İyi Parti'ye, Deva Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne ziyaretler yapacak. Çünkü 24 Nisan'daki buluşmada ev sahibi Demokrat Parti. Bugünkü ziyaret öncesi ve sırasında söylenenler neyi işaret ediyor onu bir hatırlayalım. 24 Nisan Pazar günü Altılı Masa etrafında inşallah bir araya geleceğiz. Usul olduğu üzere Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'dan başlayarak tüm genel başkanları bu hafta içerisinde ziyaret edeceğiz. Bugün saat 3'te Sayın Karamollaoğlu'nu, yarın inşallah Sayın Babacan'ı, çarşamba günü de Sayın Akşener ve Sayın Davutoğlu'nu ziyaret edeceğiz. Elbette hem toplantı öncesi bir gündem değerlendirmesi yapalım, hem de yaşadığımız süreci değerlendirelim. Bu vesileyle bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettik. Kendilerine tekrar sizlerin huzurunda teşekkür etmek isterim. O açıdan bir özel açıklama yapmayacağım. Bir iftar sofrasında inşallah tatlı yiyerek tatlı şeyleri konuşacağımız bir toplantı olacak diye ümit ediyorum. Bizim mesuliyetimiz altın masaya toplumumuzun, milletimizin yüklediği sorumluluk ve beklenti her şeyin önünde. Hepimiz de bunların bilincindeyiz. Bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Bundan ötesi lafı uzaktır. Ekonomiye dönelim. Zira çok da uzaklaşamıyoruz. Ekonomide bir gece yarısı ataması kararı var. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül oldu. Şimdi liyakat tartışılıyor. Liyakat konuşuluyor Türkiye'de. Gönül AKP'li eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün oğlu. Atama kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Böylece görev süresi dolan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu'nun yerine AKP'li eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönülünoğlu İbrahim Ömer Gönül getirildi. Kararla Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekilliği koltuğu da değişti. Yeni Başkan Vekili Muttalip Ünal oldu. Yusuf Sümbül de bir diğer SPK üyeliğine getirildi. Efendim detayları aktarmayı sürdüreceğiz. Enflasyon durmaksızın artıyor. Emeklinin sesini ekranlara taşımaya bugün de devam ediyoruz. Artış aynı oranda ne maaşına yansıyor ne ikramiyesine yansıyor emeklinin. Şimdi öyle ki emekli ikramiyesi 4 yılda yalnızca %10 artmış. Resmi veriler buna işaret ediyor. Resmi enflasyon %151. Bir tarafta %10'luk artış emekli ikramiyesinde %151 resmi enflasyon artışı. 4 yıldan bahsediyoruz. Peki gıda enflasyonunu duymak ister misiniz? O da %186. Reva mı bu görülen diyor emekli bize. Enflasyon artıyor. Emeklinin ikramiyesi ise sabit. Son 5 yılda enflasyon oranında zam gelmediği için emekli toplam 5000 lirasından oldu. Enflasyona göre ikramiyenin alım gücü 3 yılda 1000 liradan 438 liraya geriledi. Veriler Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'ne ait.
Aynı dönemde resmi enflasyon %151, gıda enflasyonu %186 oldu. Açlık sınırı ise 5 bin liraya dayandı. Artış